yemek. Mucizevi bir yapı olan ve ancak uzun süren kötü çabalarla işleyişi bozulan bedenimizi sağlığından eden bir diğer konu da sık yemektir. Çağımızın diyabet uzmanları, insanı hayvan kategorisinde ele aldıkları için hastalarına az ama sık sık yemeyi önerirler. Bu bilginin az kısmı doğru ama sık sık yemek vurgusu beden açısından bir başka sıkıntıdır. Bedenin hazım mekanizmasının başlatılmasında yenilen gıdanın az veya çok olması önemli değildir. Ağıza atılan bir fındık bile sindirim sistemini harekete geçirmeye yeter. Tabii ki az yemek, rahat ve sıkıntısız bir sindirim sağlayacağı için bedeni daha az yorar fakat hazmın iyi olmasının bir diğer parametresi de yenilen gıdanın bünye ile uyumlu olup olmadığıdır. Birlikte alınan gıdaların, sindirilirken benzer veya farklı enzimler gerektirip gerektirmediği de önemlidir. Bazı durumlarda, bir bardak suyun hazmı bile problem olabilir. Mesela diyelim bir bardak su içtiniz. Normal şartlarda su, mideye indikten ve vücut ısısına ulaştıktan hemen sonra bağırsaklara geçer. Ama siz tutup da henüz bu su vücut ısısına ulaşmadan ağzınıza bir iki fındık atıverseniz bakın neler olur. Mide, sindirim süresi olarak kendine gönderilenler arasında en uzun hazım süresi gerekeni baz aldığı için normalde en geç 3 ila 5 dakikada bağırsaklara göndereceği o suya da fındık muamelesi yapar. Yani sadece 2 fındık yeseniz bile her şey suyla beraber fındığın hazım süresi kadar midede çalkalanıp durur. Düşünebiliyor musunuz, bir bardak su, 2 fındık yüzünden 1 saate yakın hazım işlemine tabi tutuluyor. Bunu günde kaç kez yaptığınızı ve sisteminizi bu sebeple ne kadar yormuş olabileceğinizi bir hesap edin ve o fındığı ağzınıza ona göre atın derim ben. 2 öğün arası süre ne kadar olmalı? Sık sık yemek, en az çok yemek kadar beladır. Hatta daha da beterdir. Çünkü çok yeseniz ama sık yemeseniz mesela 2 öğün arasına arada bir şeyler yememek şartıyla 5 saat bir ara koysanız vücut yine de onu hazmeder ve o gıdayı bir şekilde vücuda yararlı hale getirir. Ama siz sürekli yediğiniz takdirde, beden asla gerçek hazmı sağlayamaz, gerçek hazmı sağlayamadığı için de hücrelerin o besinden alacağı gıda yerine varamaz. İbn Sina'ya sormuşlar, hastalık nedir? Diye. O da, bir önceki yediğini sindirmeden ikinci bir yemeği yemektir, cevabını vermiş. Tabii biz sindirmeyi, midemizdeki gıdaların öğütülüp bağırsaklara geçmesi olarak anlıyoruz. Halbuki asıl hazım ve sindirim ondan sonra başlıyor. Gerçek sindirim, yenilen gıdaların ayrıştırılıp hücreler tarafından kullanılabilecek hale getirilmesidir ki o da asla 5 ila 6 saatten önce gerçekleşmez. Sık yemek, pişmiş aşa su katmaya benzer. Konuyu ev hanımlarının iyi bildikleri bir yemek pişirme misali ışığında izah etmek isterim. Diyelim ki etli sebzeli bir türlü yapıyorsunuz. Malzemeyi hazırlayıp tencereyi ateşe koydunuz. Ardından 10-15 dakika sonra hatırladınız ki yemeğe soğan koymayı unutmuşsunuz veya bir şeyler daha ilave etmek istediniz. Açtınız tencerenin ağzını bir soğan doğrayıp tekrar kapattınız. Sonra daha 5-10 dakika geçmeden, ya bunun biraz suya da ihtiyacı var. Dediniz ve bir bardak da soğuk su ilave ettiniz. Aradan fazla zaman geçmemişti ki başka bir şey daha eklemek istediniz ve hakeza. Yani o tencereyi ateşe koyduktan sonra en az 3-5 kere açıp açıp başka malzemeler ilave ettiniz. Sorarım size, o yemek, yemek olur mu? Pişse bile ne kadar zaman alır ve ne hale gelir? Veya kuru fasulye koydunuz ocağa. Aradan yarım saat geçti, açtınız kapağını bir avuçla nohut ilave ettiniz. Aradan bir müddet geçti, bu kez de suyu azalmıştır diye su ilave ettiniz. O yemek pişer mi? Pişmez. Pişse bile başka malzemelerle tatsız bir hal alır. Yemesi sıkıntılı olur, tatlar açığa çıkamamış olur. Hazım olayı da aynen bu duruma benzer. Çünkü her şeyin bir usulü ve programı var. Saatini kurup ateşe koyduğunuz ve artık ıslıklarla yemeği kaynatmaya başladığını gösteren düdüklü tencerenize, açıp başka ilaveler yapmanızın doğru olmaması gibi, bir program dahilinde çalışan midenin hazım sistemi de ara müdahaleleri kaldırmaz ve sağlıklı bulmaz. Sindirim sisteminin programı nasıl işler? Kabul etseniz de etmeseniz de sindirim sisteminin de tıpkı çamaşır makinenizdeki veya fırınınızdaki gibi dakik bir programı vardır ve bu kurallara göre çalışır.
Buna göre mesela 250 gramlık bir yiyecek, midede en az 2 ila 3 saat kalır ve ancak o kadar süre sonra bağırsakların emilim yapabileceği bir kıvama erişir ki bu, daha birinci hazım safhasıdır. Bu süre bazen yenilen yiyeceklerin cinsine ve yapısına göre 6 saat hatta 8 saat sürebilir. O işlemin ardından ikinci hazım süreci başlar. Yani vücuda yararlı mineral ve gıdaların bağırsaklardan emilip kana alınması ve oradan da karaciğere gidip şekere, yağa ve benzeri unsurlara dönüştürülmesi süreci. Ondan sonra da o gıdaların yine kan yoluyla taşınıp hücrelerde vücut için gerekli enerji ve onarım işlemi için kullanılması gelir. Birinci hazım devam ederken yenen ufacık bir lokma dahi midenin hazım sürecini bozar. O yediğiniz lokma, önceki yemekle karıştığında hazmolunamayacağından mayalanmaya ve çürümeye bırakılır. Önceki yemeği de bozup çürüterek midede ekşimeye, yanmaya, gaz ve şişkinlik yapmaya neden olur. Esasında insan dikkat edebilse, neyin midesini bozduğunu, yanma yahut ekşimenin nereden kaynaklandığını bilir. Ama insanlar yeme içme konusuna kafa yormadıkları için bunu düşünmezler. Oysa arabalarına koydukları yakıtın iyi mi kötü mü olduğu, motora uygun olup olmadığını hemen herkes bilir. O yüzden de arabasının huyunu öğrenmiş olan bir sürücü, her servisin yakıtını kullanmaz. Belli bir markası vardır, onu arar. Halbuki o da benzindir, o da benzin ama bilen bilir ki durum hiç de göründüğü gibi değildir. Daha sonraki sayfalarda size mizaçlara göre gıdaların bir tasnifini vereceğim. Neden gıda seçiminin en az arabanızın yakıt seçimi kadar önemli olduğunu fark edeceksiniz. Üstelik çoğumuz bir sonraki öğünü, daha birinci hazmı tamamlamadan yeriz. İnsanın bir sonraki öğünü yeme zamanı, gerçek anlamda. Yediğimiz gıdaların hücrelerde kullanılması süreci olan üçüncü hazımdan sonra olmalıdır. Fakat insanlar o kadar sabırlı olmadıkları için hazık hekimler, bari birinci hazmın tamamlanmasını bekleyin, demişler ki o da en az evet en az gıdanın cinsine göre değişmekle beraber 2 ila 3 saattir. Cennet halkı 2 öğün yer. Son zamanlarda sözü edilen ve Türkiye'de de yaygınlaşmaya başlayan metabolik balans gibi yöntemler, birinci hazım tamamlanmadan asla bir şey yenilmemesi esasına dayanmaktadır. Böyle olunca insan için günde en fazla 2 kere yemek yeme şansı kalıyor. Veya kahvaltıyı çok erken yapmak kaydıyla en fazla 3. Eski İslam Tababet kitaplarında, mümin, günde bir öğün, insan günde 2 öğün, hayvan günde 3 öğün yer diye bir hüküm sık sık vurgulanır. Bize bildirildiğine göre cennette hastalık yoktur, sıkıntı yoktur, yediklerimizin fazlalık yapıp vücudumuzdan kazurat olarak atılması yoktur. Orası bu yüzden cennettir zaten. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'de tasvir edilen cennet ehlinin hallerini burada kendimize tatbik etsek, ebedi yaşama kabiliyetini elde edemeyiz ama mevcut ömrümüzü cennet hayatında olduğu gibi rahat, hastalıksız ve asude bir şekilde geçirebiliriz. Mehmet Ali Bulut, Can Boğaz'dan Çıkar kitabı.